Evet, isterseniz bir insülin regülasyonu ile ilgili son bir organizasyon yapalım. Çünkü insülin sentezi, sekresyonu tamam ama insülin regülasyonu konusu yarım kalmış. Onunla ilgili ufak bir takım tanımlamalar yapalım. Biliyorsunuz bütün öykünün temelinde gene baba insülin yatıyor. Ve bu insülin denilen arkadaş biliyorsunuz sadece karbonhidratlar, glukoz değil aynı zamanda yağ asitleri, amino asitler hatta ketonlar da aynı şekilde bu insülin uyarısını sağlıyor. Ve tabii bizim şöyle bir öykümüz var. Sonuçta bizim glukozumuz yükselecek ve glukozumuz yükselince ne olacak? Pankreasta beta hücreleri devreye girecek. Fakat pankreastaki beta hücreleri şu glukozu nasıl algılayacaklar? Bu glukozu anlayabilmeleri için en önemli olan hikaye bu glukozun hücre içerisine girmesi lazım. Hücre içerisine girebilmesi için de GLUT2 reseptörüne ihtiyaç var. GLUT2 reseptörüne ihtiyaç olduğu andan itibaren bu hücre içine girdiği andan itibaren standart siklosumuza girip piruvat, arkasından oksidatif fosforilizasyon ve bütün bunların sonucunda elde edilen ATP, ATP sentezinde artış ve ATP duyarlı ATP duyarlı potasyum kanalları bu sefer ne olacak? Kapanacak. Potasyum kanalları kapanacak. Tabii potasyum kanallarının kapanması ne anlama gelecek? Bizim potasyum çıkışını durdurduğumuz andan itibaren hücre içerisindeki potasyum miktarı artmaya başlayacak. Potasyum miktarının artışına bağlı olarak ne olacak? depolarizasyon devreye girecek. Yani daha doğrusu depolarizasyona duyarlı olan kalsiyum kanalları bu sefer açılacak. Buna duyarlı olan kanalların açılması ile beraber kalsiyum jüri içerisine girecek ve kalsiyum artacak ve bunun sonucunda ne olacak? Elimizde bir takım insülin vezikülleri vardı. Sentezlenmiş, hazır olarak duruyordu. Bu veziküller membrana gidecek ve membrandan egzostoz olacak. Ve membrandan ne olacak? Bu insülinler salınacak. Özellikle de ve özellikle glukozun genel organizasyonun içerisinde bunu çok hızlı bir şekilde bu şekilde aktarabilirim. Bir de tabii şöyle bir şey söz konusu. Şu amino ilgili de bir şey söylememiz lazım. Niye? Çünkü amino ilgili olarak söylenecek şey şu. Bu amino içerisinde özellikle lizin ve arjinin insülin salımını üzerinde ciddi bir etkisi var. Bunu da ek olarak ekleyelim. Şimdi bu sistemin temeli belirlendikten sonra şöyle bir durum söz konusu oluyor. Diyorlar ki arkadaşlar madem bu potasyum kanalları ilk başlangıç lezyonunda geçerli. O zaman bir takım ilaçlar ortaya çıkıyor. Bu potasyum kanallarını kapatan bir takım ilaçlar. Potasyum kanallarını kapatan nedir? Normal fizyolojik mekanizma ve sonuçta ne olacak? İnsülin salgısı artacak. İşte bu grup içerisinde sülfanil üre ve magnetinler magnetinler yanlış oldu magli Yeni ilaçlardan bir tanesi. Bunlar da potasyum kanalını kapatıyorlar ve insülin salınımını artırıyorlar. Peki Potasyum kanallarını uyaranlar açanlar O zaman ne oluyor? Hiperpolarize oluyor hücre. Değil mi? Hiperpolarize olduğu andan itibaren ne meydana geliyor? Negatif artık uyarı tamamiyle zor. ve insülin solunumu buna bağlı olarak ne oluyor? Düşüyor. İşte bu ilaçlar içerisinde özellikle diazoksit denen ilaç ortaya çıkıyor. Diazoksitin özelliği nedir? Diazoksit aslında damar düz kas hücrelerini gevşeten ve bazodilatasyon yapan bir ilaç. Fakat aynı zamanda potasyum kanallarını uyarıp insülin salınımında azalttığı saptanmış yan etki olarak. Peki Diazoxid'i nerede kullanacağız? Asıl kullanmamız gereken şey şu. insülinoma. İnsülin salgısındaki aşırı artışı önlemek amacıyla diazoksitler kullanılmış. Şimdi efendim kişiler yemek yediği zaman, yemek yediği zaman arkadaşlarımız yemek yediği zaman gastrointestinal sistem doğrunda ince bağırsaktan bir takım peptit hormonlar salınıyor. Ee, ve bu aynılar aynı zamanda insülünü etkisini vitesi yükseltiyorlar. Amplifier haline geliyor. Ve normalde doğal antidiabetik hormonlar insülin ve glikogon bu salgılanan peptit hormonlar karışımıyla beraber ne yapıyorlar? Devreye giriyorlar. İnsülin yükseliyor. Glikogon baskılanıyor. Fakat bu salgılanan arkadaşlardaki bu peptit hormon kontrolleri mide hareketlerini yavaşlatıyor, boşalma süresini arttırıyor ve bölge bir miktarda doygunluk hormonu salgılıyorlar ve hipotalamustan doygunluğu düzeltmeye çalışıyorlar. Ve özellikle de özellikle boşalma süresi azalmasıyla beraber bir şekilde zaman kazanılıyor. Zaman kazanılıyor. İnsülin salgısı bir şekilde artışı yavaşlatılmaya çalışılıyor. Ve böylelikle eminimle de tabi paralel olarak öncesinde de glukoz yükselişinde bir parça sınırlamaya çalışılıyor. Aslında zaman kazanıyor bu iş için. Bu da bu hormonların etkilerinden bir tanesi. Doygunluk hormonu derken özellikle başka bir konuya da dikkatinizi çekmek istiyorum. Biliyorsunuz yağ hücreleri inanılmaz popüler son zamanlarda. Yağ hücresinin fizyolojisi özellikle obezite ve diyabet açısından büyük önem taşıyor. Ve biliyorsunuz leptin doygunluk hormonunu da salgılıyor bu arkadaşlar. Ve bu leptin doygunluk hormonunu salgıladıkları zaman o zaman yok ki o zaman bu arkadaşlara biz leptin verelim. E, hey, adam doysun, yemesin, böylelikle işi önleyelim. Fakat maalesef söz konusu olmuyor. Neden? Çünkü bu kişilerde leptin direnci ortaya çıkmış durumda. Dolayısıyla obezite de bir eşik var. Yani o işi geçtiğiniz andan itibaren yağ dokunusu daha fazla leptin salgısı dahi bu leptin işe yaramıyor. Doymuyorsunuz. Üstüne üstelik bu kişilerde bir leptin direncinden bahsediliyor. Artık leptin işe yaramıyor. Yaramadığından dolayı arkasından metabolik karaciğer, arkasından metabolik sendrom ve işler giderek karışıyor. Bu peptit kokteyli ince bağırsak tarafından sayılan bu peptik kokteyline inkretinler adı veriliyor. Ve bu inkretinler içerisinde en önemlisi bir glukagon benzeri glukagon like peptit 1 bir. bir Demek ki ilk maddemiz bu. İkincisi glukagon inhibitörü 8 bit. Bak hep dikkat edin. Gıp. Hepsi glikogon üzerinde çalışıyorlar. Ee, pardon buna glikogon inhibitörü peptidi mi? Hayır gastrik inhibitörü peptidi olması lazım. Çünkü üçüncüsü glikogon. Glikogon dependent yani bağlı. Glikogon dependent insülinotropik peptit. Glüken dependent insülinotropik peptit. 3G. Bunun haricinde başka ne var? Bunun haricinde sekretin var. Kolesistokinin var. Ve gastrin var. Bunlar da bu peptit kokteylinin içerisinde yer alıyorlar. Aslında şöyle bir şey var. Daha sonra, daha sonra bunların hepsi tek tek isim olarak sağlandıktan sonra şöyle komik bir şey söz konusu oldu. O da bakıyorlar ki ya bu gastrik inhibitörü peptit glucagon, dependent insulinotropi peptit var ya ya kardeşim diyorlar. Bunlar aynı. Dolayısıyla bize kazık atmış oluyor bu arkadaşlar. Dolayısıyla bunların ikisi aynı demek. İkisi aynı olduğu andan itibaren de işler değişiyor. Neden değişiyor? Biz buna sadece gıp desek yani gastrik inhibitörü peptit desek bence yeridir. Bundan sonra başka herhangi bir organizasyon yapmamıza gerek yok demektir. Şimdi efendim bu inkretinler madem gastrik boşalmayı azaltıyor, o zaman biz bunları ilaç ilaç kullanalım dedikleri andan itibaren hemen akla şu gıp geliyor veya GDP I1 geliyor. Bunları teker teker vermeye başlıyorlar. İlk önce ne yapıyorlar? Diyorlar ki kardeşim biz ne yapalım? Özellikle bu artmış insülünü düşürme için bunları da kullanabiliriz. İlaç olarak kullanılabilirmiş. Fakat bakmışlar ki yani insülin düzenini düşünmek için bunları verdiğiniz zaman hiçbir işe yaramıyor. Niye yaramıyor? Çünkü orada büyük bir soru işareti var. Özellikle bu e, GLP-1'i vermişler insülin salgısı artanlara. Bakmışlar ki hani bir işe yarıyor mu? Hayır tam tersine bunlar da insülin salgısı artmış. Dolayısıyla burada şöyle bir şey var. O da şu. O bunları verdiğimiz zaman insülinle ilgili bir soru işareti var. İnsülinle ilgili soru işareti de kendi içinde cevabı olan bir soru işareti. GLP-1 vermişler. İnsülin salgısının düşmesini bekliyorlar. Hayır, bakıyorlar ki insülin salgısı hala devam ediyor. Neden? Bir kere her şeyden evvel şöyle bir şey var. Siz bunu dışarıdan verdiğiniz zaman bunların içerisinde ee, bağlar var. Ve bu bağları bozan bir enzimimiz var. Dolayısıyla bu verilen GLP-1'i biz çok fazla kullanabiliyoruz. Bu enzimin ismi de dipeptidil Peptidas, Dipeptidil peptidas. İşte bu arkadaş gidiyor bu disülfit bağlarını bu maddenin içerisinde yıkıyor. Dolayısıyla bu madde işe yaramaz hale geliyor. Yani dışarıdan verilen hikayenin özeti bu. Dolayısıyla bir işe yaramıyor. Fakat diyorlar ki ya bu doğal madde biz bunu kullanalım GLP-1'i kullanalım. GLP-1'i kullanabilmemiz için de o zaman diyorlar ki bu dipeptidi dipeptizden kurtaralım bu arkadaşı. Kurtaralım. Böylelikle bunun etkisi ortaya çıksın. Onun üzerine ee, kurtulsun diye bir takım ee, ilaçlar veriyorlar. İlk önce ilk yaptıkları şey bunun salgısını arttırmak. Bunun salgısını arttırmak için sekretin mimetik ilaçlar veriyorlar. İlk önce salgıyı arttıralım diyorlar. Salgıyı arttıralım. Tamam salgıyı arttırdık. Bir de ayrıyken hani kurtaralım demiştik ya dipeptidil dipeptidazdan kurtaralım. Aslında bu dipeptidil peptidaz 4 enzimi. Bu dipeptidil peptidazdan kurtaralım. Bu arkadaşın başı dertten kurtulsun. O zaman başka bir ilaç verelim. Bu enzimi, bu enzimi bloke edelim. Ve bloke edelim ki bu GLP-1 çalışsın. Bu dipeptili peptidaz enzimini biz bloke edelim ve bundan sonra kurtulalım. İşte böylelikle GLP-1 etkisini koruyabilecek bir ilaç ortaya çıkmış. Bu ilaç da son zamanlarda ortada olan ilaçlardan bir tanesi. Stacliptin. Stacliptin. Stacliptin güzel bir ilaç. Çünkü bunun özellikle ee, işin fizyolojisine uygun olduğu için tip 2 diyabetes mellitus da insülin salgısını artırmak için kullanılıyor. Şimdi e, ilaçları geliştirirken e, farklı bir gözlemleri de söz konusu olmuş. Şöyle ki şimdi biz adam yemek yemeği yemiyor, dev, yemeği devam ediyor ama yemek yemeye devam ettiği müddet içerisinde glukozu artıyor. Tamam. Buna karşın insülin de artıyor. Tamam. Onu da biliyoruz. Onda herhangi bir sıkıntı yok. Fakat şöyle bir şey yapıyorlar. Deney hayvanlarına IV glukoz veriyorlar. IV glukoz verdikleri zaman bakıyorlar ki insülin salgısı oral alınan glukoza rağmen o kadar fazla yükselmiyor. Fazla yükselmediği zaman o zaman diyorlar ki ee, bunun farklı bir mekanizması var. Ne olması gerekiyor? Introvenöz ve oral glukoz anlıyorlar ki bu inkretinler hem mide salgısını boşalmasını azaltıyorlar hem de insülin salgısını bir parça kontrol etmeye çalışıyorlar. İşte inkretinin aslında başlangıç hikayesi bu. Fakat bu daha sonra özellikle insülin ilaç olarak kullanılmaya başladığı andan itibaren e, farklı konular söz konusu olacak. Çünkü biliyorsunuz orada bir C-peptid var. O C-peptid üzerinde biraz durmamız gerekiyor. Tek başına onu verdiğimiz zaman e, işe yaramadığını, gerçek insülinden farklı olduğunu söylememiz gerekiyor. Fakat buradan isterseniz biz e, başka bir konuya atlayalım. O da şu, çünkü bahsettik ama bir türlü e, aktaramadığımız bir konu var. O da glukagon. Glukagon şimdi normalde bir insülin karşıtı bir hormon. Yani bir yerde bunu kontrol mekanizması olarak görebilirsiniz. Ve bu kontrol mekanizmasında bir olay söz konusu bu. Beta hücrelerinde glukagon reseptörleri var. ve bu glukagon reseptörleri özellikle G protein coupled reseptörler reseptörler konusu bence tıpta öğrenilmesi gereken ilk konulardan bir tanesi. Onu da ayrı bir ders olarak hazırlamıştım fakat sonra oradaki notlar uçmuştu. Şimdi onu yeniden düzeltmeye çalışıyorum. G protein coupled reseptör 7 yollu 7 pathway 7 yollu bir reseptör. Yedi kocalı hürmüs tarzı olan bir reseptör. Ee, ve bunun sonucunda ne oluyor? Adenil siklas ve siklik AMP artışı söz konusu. Ve ondan sonra etkileşim meydana geliyor. Şimdi özellikle bakmışlar ki bu GLP-1, GIP, sekretin ve kolesistokinin ve gastrin aynı şekilde bu glukagon reseptörlerini etkiliyor. Ee, dolayısıyla çok aşırı derecede bir e, glukokon salınımı olan yerlerde yani glukagonoma, insülinoma'nın tersi, dolayısıyla bunda ilaç olarak kullanılması e, gündeme gelmiş. Bir de birkaç önemli konu var. Onları da ek olarak bahsedelim bu insülin kontrolü içerisinde. O da şu. Bildiğiniz üzere bazı hastalıklarda insülin salgısı artıyor. En önemli konulardan bir tanesi growth hormon artışına bağlı olan akromegali. Çünkü akromegali de ciddi bir şekilde diyabetes mellitus da var. Niye? Çünkü growth hormon büyüme nedeniyle çok ciddi bir şekilde gluko neogenezi aktive ediyor ve arttırıyor. Ve bunun sonucunda glukozun hücreye alımında sıkıntı ortaya çıkıyor. Hücreye alım bozuluyor ve sonuçta glukoz seviyesi yükseliyor. Ve artık insülin bununla başa çıkamıyor. Bu growth hormon. Başka ne var? Başka ne var? Cushing sendromu var. Cushing sendromu. Kortizol. Bunda kortizol artışı var. Kortizol artışı ile beraber gene aynı şekilde glukoneogenes de çok şiddetli bir artış söz konusu oluyor ve bunun sonucunda glukoz artıyor. Gene aynı şekilde glukozun hücre alımı bozuluyor hiperglisemi arkasından hiperinsülinimi ve insülin tükeniyor ve bunun sonucunda da diyabetes mellitus ortaya çıkıyor. Bir de otonom sinir sistemi var. Otonom sinir sistemi biliyorsunuz yangel yatosman parasempatik sinir sisteminde vagus ne yapıyor? Ee, asetilkolinle beraber beta reseptörleri üzerinden ne yapıyor? İnsülin salınımını arttırıyor. İnsülinin arttırmasının sebebi var. Neden? Çünkü adam yemek yiyor. Yemek yiyince bol miktarda glukozla beraber kan şekeri düzeyi yükseliyor ve bunun sonucunda insülin daha fazla salınıyor. Buna karşın, buna karşın sempatik sinir sisteminde ise tam tersi bir mekanizma söz konusu. Neden? İnsülin azalması gerekiyor. Neden? Bize şeker lazım. O kan şekerinin yükselmesi gerekiyor. Kaç ya da kavga et pozisyonunda olduğumuzdan dolayı. Bu da özellikle santral sinir sistemi uyarısı için önemli. Bir de bize şeker lazım. Beyne de şeker lazım. Ve bunu özellikle nasıl yapıyor? Adrenerjik reseptörler üzerinden yapıyor. Adrenerjik reseptörlerde bir tanesi biliyorsunuz alfamız var alfa 2 reseptör var. Alfa 2 reseptör üzerinden çalışıyor. Ve beta hücrelerinde adenin siklezi aktive ederek siklik AMP'yi düşürüyor ve insülin salınımını düşürüyor. Yani alfa 2 nerede? Pankreastaki beta hücrelerinde insünün salınımını düşürüyor. Bu birinci organizasyon ve bunu yapan neydi? Nor epinefrin. E şimdi nor epinefrin bunu yapar. Diğer arkadaş durur mu? Hayır durmaz. Bir de ona bakalım acaba epinefrin ne yapıyor diye. Bir de epinefrinimiz var. Bu da epinefrin nereden geliyor? Bu adrenal medulla'dan geliyor. Çoğunlukla. Adrenal medulla'dan geldiği andan itibaren bu da gidiyor. Beta 2 adrenerjik reseptörleri etkiliyor. norepinefrin alfa 2 bu beta 2 reseptörleri yapıyor. Bu da ne yapıyor? Siklik AMP düzeyini arttırıyor. Siklik AMP düzeyiyle beraber insülin düzeyi artıyor. Yani ikisi birbirine kontrakt olarak çalışıyor. Fakat toplamda otonom sinir sistemin toplam etkisine baktığın zaman net etki tabii ki ne olacak? İnsülin düşecek. Buna karşın glukoz yükselecek. İnsülin düşecek, glikoz yükselecek. Ne dedik ki bu? Bir de tabii bütün bu hormonal hikayeden bahsettiğimiz zaman somatostatin diye bir arkadaş var. Onu da görmemiz lazım. Şimdi efendim bir arkadaşımız var somatostatin. Pankreasın delta hücrelerinden salınıyor. Somatostatinin özelliği nedir? Ünivers üniversal inhibitör bir hormon. Peptit hormonlarında gıcık peptit hormonlarının inhibe ediyor ve delta hücrelerinden salınınca hem glukagonu hem insülini hem inkretini hem growth hormonuna bağlı olan TSH salınımını azaltıyor. Dolayısıyla somatostatin de insülin regülasyonu içerisine koymamız uygun olur. Şimdi biraz da insülin salınımından bahsedelim. Çünkü insülin salınımından biz bir yere geçeceğiz. İnsülin salınımı biliyorsunuz insülin salınımı genelde bifazik. İki evreli bir salım söz konusu. İlk önce bir yükseliş var, çok hızlı bir yükseliş, sonra tekrar düşüyor. Sondan sonra biraz daha istikrarlı yükselip belli bir süre plato düzeyinde kaldıktan sonra tekrar düşüyor. Özellikle yemekten hemen 3 dakika içerisinde birinci evre söz konusu oluyor. Şurası bir, şurası iki. ve çok sert bir yükseliyor ve ilk zirvesini yaptıktan sonra bu sefer 5. dakikadan itibaren ikinci zirve söz konusu oluyor. Bu biraz daha düz. Bir süre yüksek kalıyor. Ondan sonra insülin yavaşça düşüyor. Özellikle birinci zirvede önceden hazırlanmış olan depolar kullanılıyor. Hazır depo insülin kullanılıyor. Çünkü bununla başa çıkabilmek için adam ilk önce elindeki stokları kullanması lazım. Arkasından ikinci seferde bu sefer yeni yapılmış insülinler devreye giriyor. Birincisinde depoları kullanıyoruz. İkincisinde ise ne yapıyoruz? İkinci zirveyi tamamlıyoruz. Şimdi her şeyden ver. biz herhangi bir şekilde diyabetin tedavisinde insülin kullanmaya başladığımız andan itibaren ortaya çıkan bir tablo var. Eskiden biliyorsunuz özellikle insülin nereden elde ediliyordu? Özellikle sığır artı domuz. Sığır ve domuz kullanıldığı zaman bovin ve porşun sadece aralarındaki fark şu. 3 asitleri farklı. Sığırda 3 asit farklı. Buna karşın domuzda bir amino asit farklı. Fakat biz niye artık bunları kullanmıyoruz? Niye bunları kullanmıyoruz? Çünkü deli dana hastalığıyla beraber bu hikaye sona erdi. Artık biz sentetik insülin kullanıyoruz. Fakat sentetik insülin kullanırken arada önemli bir konu var. Aradaki önemli konu ne? O da C-peptit. Neden? Şöyle bir şey var. Biliyorsunuz bizim normalde insülinimiz iki peptit zincirinden oluşuyor. Bu iki peptit zincirini birbirine bağlayan bir C peptidimiz var. Ve bu C peptit aradaki bağlantı yapıyor. Beta hücresinden ne kadar çok insülin salınırsa aynı miktarda C peptit salınması gerekiyor teorik olarak olması gereken hadise bu. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Buna karşın, buna karşın ikisinin arasında bir fark var. O da şu. İnsülinin yarı ömrü yarı ömrü kalibin ucu gevşedi. İnsülinin yarı ömrüyle C peptidin ömrüne bakıldığı zaman C-peptidin yarı ömrünün daha uzun olduğu ortaya çıkıyor. Enteresan değil mi? Aslında C-peptid bu işte çok önemli bir stratejik rolü var. Dolayısıyla C-peptidin ömrünün bir parça daha uzun olma beklentisi son derece uygun olan bir hadise. Peki, bu salgıldığımız insülin ne olacak? Bu salgıldığımız insülinin bir yoluna bir bakalım. Şimdi normalde bizim insülinimiz salındı. Evet, elimizde bir insülin var. Şimdi bu insülünün nereye gittiğine bir bakalım. Bir kere karaciğer üzerinden gastrointestinal sistem, pardon, gastrointestinal sisteme gelecek portal dolaşım ve karaciğere gelecek ve karaciğerden de sistemik dolaşıma geçecek. Hikayenin özeti bu. İnsülün Karaciğerden ilk geçişte çok ciddi bir hasarı vuruyor. %60'ı elimine ediliyor. Çünkü bir enzimimiz var. Bu enzimimiz ismi insülinaz. Bu dipeptit bağlarını ortadan kaldırıyor ve sonuçta biz artık bunları kullanabiliyoruz. A ve B zincirleri, A beta zincirleri ayrılıyor. ve artık inaktif hale gelen bu arkadaş, inaktif hale gelen bu insülin parçaları nereye gidecek? Böbreğe gidecek ve böbrekten atılacak. Buna karşın C peptit daha az yıkılıyor. O yüzden yarı ömrü daha uzun aralarındaki ilk fark burada ortaya çıkmaya başladı. Ve özellikle biz herhangi bir şekilde bir hastanın gerçekten insülin düzeyini ölçmeye kalktığımız zaman eğer direkt insüline bakarsak hiçbir işe yaramaz. Niye hiçbir işe yaramaz? Çünkü bu arkadaşın %60'ı elimine ediliyor. Dolayısıyla bizim bakacağımız hadise C peptit. C peptit orijinal olarak pankreastan salınan insülin miktarını gösteriyor. Çünkü neden? insülünün büyük bir kısmı parçalıyor ve elimizde sadece C peptit kalıyor. C peptitin yarı ömrü daha uzun. Dolayısıyla biz herhangi bir şekilde direkt olarak kandaki insülin düzeyini ölçmemiş bize yeterli değil. Bize gerçekten beta hücrelerinin kapasitesini ölçmeyi gösterecek olan hadise bu C peptit. Dolayısıyla endojen insülin miktarını ölçebilmemiz için bizim C peptit düzeyine bakmamız lazım. Özellikle tip 2 ee, tip 1 diyabette endojen insülin üretiminin düşmesi demek direkt olarak C peptit düzeyinin de düşmesi anlamına geliyor. Eğer insülin direnci söz konusu olduğu zaman reseptörlerden e, artık kan hani reseptörler hücreye etki edemez hale geldiği andan itibaren betalar ekstra insülin için uyarılırlar ve dolayısıyla Tip 1'e göre Tip 2'de betalar var çalışıyor. Fakat insülin normal ya da hafif yüksek pozisyonuna doğru geçmiş durumda. Dolayısıyla bizim gerçekten insülinin artıp artmadığını saptayabilmemiz için C peptit düzeyine bakmamız lazım. Ve C peptit düzeyinde hafif bir yükseklik özellikle tip 2 esmeli diabetes da görmemiz gerekiyor. Halbuki tip 1 diabetes mellitusu da endojen insülin üretimi düştüğü için C peptit üretimi de düşüyor. İkisinin arasındaki farklardan en önemlisi bu. Dolayısıyla biz tip 2 diabet tanısı için C peptit düzeyine bakmamız lazım. Dolayısıyla C peptit düzeyi düşmüşse tip 1 C peptit düzeyi hafif yüksek ya da normal ise o zaman tip 2. Hatta şöyle bir durumu söz konusu. Yani CSI dizilerini hatırlarsanız özellikle insülin dozu olduğu zaman yani cinayet için bir şekilde çok aşırı dozda insülin yapıldığınız zaman bunlarda biliyorsunuz hipoglisem oluyor. Ama dışarıdan verilen insülinde C peptit yok. Dolayısıyla C peptit düzeyine baktığınız andan itibaren bu kişi dışarıdan ekstradan insülin verildiğini tespit edebilir misiniz? Peki bu C peptit tek başına etkisiz bir şey mi? Hayır etkisiz değil. Onun da bir takım özel etkileri var. C peptidinin etkilerine baktığımız zaman ne görüyoruz? İlginç hadisler görüyoruz. Gene hücre düzeni gelinmemiz lazım. Bir, sodyum, potasyum, ATP hızı uyarıyor. Endotel hücrelerini uyarıyor. Ve bunun sonucunda nitrik oksit sentez enzimini uyarıyor ve nitrik oksit miktarı artıyor. Böylelikle ne oluyor? Mikro dolaşım daha iyi hale geliyor. Nitrik oksit hem antioksidan hem de vazodilatör özelliği var. Dolayısıyla diyabetes mellistus'ta insülin düştüğü zaman insülin verilince her şey düzelecek diye bir beklenti pek söz konusu değil. Çünkü olmadığı dışarıdan verildiğimiz insülinde C peptit yok. Dolayısıyla C peptitin olmadığı bir yerde C-peptinin özellikle bu ekstra özelliklerin olmaması bu kişilerde mikro dolaşımda benzer şekilde sıkıntılar olacağı ve sonuçta da özet olarak vaskülopati, arteriyopati gelişeceği esas. Dolayısıyla maalesef diabetes mellitusundaki en büyük sıkıntı bu. Biz bu insülin verdiğimiz zaman hiçbir şekilde bu hastalığın mikro dolaşım özelliklerini tespit edemiyoruz. Sadece bu değil. Aynı zamanda nöropati, sinir hücrelerinin hasarı, böbrek hücrelerinin hasarı da hepsi bu C peptidi eksikliğinden köken oluyor. Yani verdiğimiz insülin gerçekten yüzde yüzde ol insülünü sağlayamıyor. O yüzden, o yüzden. Şimdi C peptit üzerinde çalışılıyor. Bu konuda yakında çok ciddi bir takım e, organizasyonlar olabilir. Yakında eczaneler dediği değil, lanse edilebilecek bir takım şeyler çıkabilir. Evet, kısaca bu insülin regülasyonu ile ilgili olan notlarımızı da tamamladık. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.